İstediniz. İnşallah bu görünen tabloyla önce Akçakoca'da olmak üzere daha sonra da işte Düzce il bazında güzel işler yapmayı umuyorum. Beraber yapmayı beraberce hep beraber yapmayı biliyorum. Onun dışında fazla söze gerek yok. Hani heyecanlıyım da biraz şey mağdur oluyorum. Ümit Başkan'a sözü veriyorum. Evet, TOSİ'mizin değerli mensupları ve partimizin yeni oluşan yönetiminin değerli mensupları, öncelikle bugünkü bu tanışma kahvaltısına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaşamış olduğu ve ülkemizin geçirmiş olduğu şu zor günlerde kendisine görevi tevdi ettiğimiz Sayın Mustafa Özensel kardeşimizin oluşturmuş olduğu yönetim dışarıdan baktığımız zaman çok güzel görünüyor. Ben zaten içeriden birçoğunu da tanıyorum. Öncelikle kendisine bu görevi kabul ettiğinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra ülkemizin bu geçirdiği zor dönemde bu görevi kabul eden partimizin değerli mensuplarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu yönetimin oluşturulmasında emeği geçen diğer parti büyüklerimizin ve arkadaşlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı geniş katılımlı ve parti tabanımızın ve Akçakoca genelinin tamamına yayılan ve Akçakoca'ya değerli hizmetleri olacağına inandığımız, beraber birlikte kol kola omuz omuza çalışıp önce yerel bazda Akçakoca'nın sorunlarını çözecek, daha sonra da ilimiz ve memleketimize hizmet edecek bir yönetimdir. Çalışmalarında her zaman yanlarında olacağımızı bildiriyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Tekrar geldiğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Başkanım, yönetim kurulu toplumda alabilir miyim? Başkanım, bize doğru. Şöyle şey arkadaşlar, önce bir takayım daha sonra. Az daha
Hoş geldiniz diyoruz. Bugün sınava giren değerli öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Gençliğimiz bizim için çok önemli. Bu bağlamda hepsinin başarılı olmasını umut ediyoruz. Bunu ifade edeyim. Daha sonra Akçakoca Teşkilatı'nın geçirmiş olduğu süreci sizinle paylaşayım isterseniz. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı bir müddet önce yönetim kurulundan bazı arkadaşlar istifa ederek münfesih duruma düştü. Daha sonra biz il teşkilatı olarak ve buradaki değerli arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler ve danışma toplantıları neticesinde yeni ilçe teşkilatının oluşumundaki görevi Sayın Mustafa Özensel arkadaşımıza verdik. Kendisi burada birçok şeye dikkat ederek Akçakoca'yı kucaklayacak, Akçakoca'da son derece başarılı olacak bir yönetim oluşturdu. Bu yönetimin Cuma günü tekrardan genel merkezimizden onayını aldıktan sonra yönetimimiz o tarih itibariyle göreve başladı. Bu bağlamda Akçakoca ilçe teşkilatında bir sorun kalmamıştır. Yeni yönetim başarıyla görevine devam edeceğine inanıyoruz. Biz kendilerinden eminiz ve memnunuz. Akçakoca'ya hizmet için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Efendim, ülkemizin içinde geçtiği zor süreçte evet hayır referandumuna gelirsek çok uzun ve söylenecek çok söz var ama ben size kısaca ifade edeyim. Biz bu referandum sürecine Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi ülkenin beka problemi olarak görüyoruz. Ve bu sürecin başladığından şu döneme kadar gelen sürede yapılanlar ve yaşananlar gerçekten bu işin ne kadar ciddi ve önemli olduğunu göstermekte. Maalesef Avrupa Birliği'nin demokratik olmayan ve ülke içindeki anayasal değişimin demokratik bakmaması bu Sayın Genel Başkanımızın ne kadar doğru tespitte bulunduğunu ve dışarıdan nasıl bakıldığını, nasıl görüldüğünü çok güzel şekilde gözler önüne sermiştir. Süreç 16 Nisan'a doğru gittikçe bakın göreceksiniz halkımızın teveccühü giderek artacaktır. Çünkü bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. Anayasa değişikliği. Kişilere bağlı olarak görmüyoruz. Asla bakmadık. Biz bunu Türkiye'yi ileri getirecek ve şu anda içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkaracak bir yönetim sistemi değişikliği olarak görüyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. O yüzden halkımıza gidip bu anayasa maddelerini tek tek anlatacağız.
onlara bunun bir yönetim değişikliği olduğunu ve ülkenin içinden geçtiği bu zor günlerde buna ihtiyacı olduğunu ifade edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği bağlamından çıkarak Hollanda'nın yapmış olduğu son dünkü nasıl diyeyim diplomatik nezakete sığmayacak maalesef ülke iç işlerine karışır boyutta faşizanca yaklaşımını nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri her ne olursa olsun Türk milletini temsil eden kişilerdir. Türk milletini temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bakanına, başbakanına, cumhurbaşkanına bu şekilde kısıtlamalar getirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti bakanının, bir bakanının konsolosluğa yani bize ait topraklara dahi sokulmayacak kadar faşizanca, bağnaz, bir takım eskiyi hatırlatan icraatları Avrupa'yı endişeye sevk etmesi gereken şeylerdir. Acaba Avrupa'da tekrardan faşizm hortlamakta mıdır? Biz bunu ilginç gözlerle takip ediyoruz ve bu süreci değerlendireceğiz. Çünkü bizim Avrupa'da yaşayan 5 milyondan fazla insanımız var. O insanlar Türk milletinin önemli bir parçasıdır. Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımız bu bağlamda Avrupa'daki teşkilatlarımızı bilgilendirerek demokratik haklarını ve özgürlüklerini sonuna kadar kullanmalarını gerekli toplantılarla ve programlarla ifade etmeleri ve bu şu anda Avrupa'daki halkın tamamını kastetmiyorum ama Avrupa'da ülkelerin yönetiminde bulunan kişilerin gerçek yüzlerini Avrupa'daki halka göstermeleri için sonuna kadar kullanmaları konusunda direktiflerini ilettiler. Biz de kendilerini destekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyor. Bölgemiz sıkıntılı, dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. O yüzden Türk milletinin hep bir arada durup Milliyetçi Hareket Partisi şemsiyesi altında toplanması gerektiğine inanıyoruz. Eğer biz bir ve birlikte olursak çok şeyler başarırız. Tarihimizin, şanlı tarihimizin geçmişte yaşamış olduğu büyük ve adaletli devletlere ve onlara hizmet götürecek Avrupa'da olsun, dünyanın da, Orta Doğu'da şekle tekrardan kavuşabileceğimize inanıyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabilirim.